Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırı için kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar dedi. Muhalefeti suçlayan Erdoğan, yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar diye konuştu. Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın da tutuklu bulunduğu Edirne'den muhalefete Demirtaş mesajıyla yüklendi. Artık bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Erzurum'da İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyı gündemine aldı. Yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar dedi. Muhalefeti suçladı. Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Seçim mesaisine Trakya'da devam etti Cumhurbaşkanı. Demirtaş'ın da tutuklu olduğu Edirne'den muhalefete Demirtaş üzerinden yüklendi. Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan Cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece hakkı, hukuku, adaleti biz size teslim etmeyiz. Kılıçdaroğlu'nu IMF üzerinden de hedef aldı Erdoğan. Londra'daki tefecilere git diye seslendi. Avucunu yalayacaksın diye de ekledi. Biz Allah kuruşu IMF'den almadık. Ne oldu? Türkiye çöktü mü? Bay bay Kemal, sen Londra'daki tefecilere git. Avucunu yalayacaksın, avucunu. Onlardan sana yar olmaz. Ama sen zaten seçim kazanamayacaksın ki. Sen ciddi manada zavallısın ya. Miting mesaisinden önce 45 bin öğretmen ataması için kura törenindeydi Cumhurbaşkanı. Öğretmen adayları nefesini tutmuş, kuranın çekilmesini bekliyordu. Onların stresini balkon esprisiyle yumuşattı Erdoğan. Balkona mı bakayım? Balkon konuşması için mi? Kura ataması için butona öğretmen adaylarıyla birlikte bastı Cumhurbaşkanı. Atandığı şehri göremeyen çiçeği burnunda öğretmene takılmadan geçmedi. Sizden çıkamam mı? Ben. Neresi? Arapça öğretmenliği. Tam... Neresi kızım? Tam göremedim, sadece ismini gördüm. 100 bin öğretmen ataması vaat eden muhalefeti de unutmadı Erdoğan. Böyle palavrayla biz şu kadar öğretmen atadık, şu kadar öğretmen atayacağız filan demekle bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın? Ne kadar öğretmen atadınız? Bunları söyleyin. Saygılarımızla uğurluyoruz. Haberde dinlediniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, olay çıkarıp sonra şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar dedi. Ekrem İmamoğlu'na provokasyon göndermesi yaptı. Dün akşam saatlerinden bu yana Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşananları konuşuyoruz, biliyorsunuz. İmamoğlu konuşmasını 5. dakikasında kesmek zorunda kaldı. Çünkü alana giren 300-400 kişilik bir grup sloganlar eşliğinde hem mitinge katılan kalabalığa hem de İmamoğlu'na taşlarla saldırdı. Yaralananlar oldu. İmamoğlu ısrarla bu işin Erzurum'la uzaktan yakından ilgisi yok dedi. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmamoğlu'nu hedef aldı. Onu provokatörlükle suçladı. Nihayetinde İmamoğlu İstanbul'a döndü ve büyük bir kalabalık tarafından havalimanında karşılandı. 18 saatin sonunda da bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan kentte gözaltılar olduğu bilgisi geldi. Şimdi saat saat Erzurum'da neler yaşandı bir bakalım. Ardından bugüne, seçim meydanlarına tekrar döneceğiz. İmamoğlu'nun Erzurum mitingi istenmeyen görüntülere sahne oldu. Türkiye seçime bir hafta kala geceyi diken üstünde geçirdi. Taş geldi. Taş mı geldi? Saldırdılar ya. Aslında gerilim mitinge 6 saat kala başladı. Saatler 12'yi gösterirken İmamoğlu'nun konuşacağı alan belediye otobüsleriyle kapatıldı. Sosyal medyada bu görüntüler yayılınca 16.30'da belediye başkanı Mehmet Sekmen otobüsleri alandan çektirdi. Arkadaşlar, hoş geldiniz.
İmamoğlu otobüsün üstünde konuşmaya başladığında saatler 18'i gösteriyordu. Havuz başında tekbir getirip bozkurt işareti yapan grup otobüsü ve kalabalığı taş yağmuruna tuttu. Korumalar İmamoğlu'nu şemsiyelerle korumaya çalıştı önce. Kalabalık içinde yaralananları gören İmamoğlu otobüsün üzerinden polislere müdahale çağrısı yaptı. Polisler, burada yaralanan vatandaşlar var. Siz seyrediyorsunuz. Siz seyrediyorsunuz polisler. Olaylar yatışmayınca konuşmasını 5. dakikada bitirerek apar topar otobüsün içine indirildi. Konuşmasına otobüsün içinden devam etti. Elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Hepiniz hakkında suç duyurusunda bunlar. Polis Toma ile gruba müdahale etti. Görüyorsunuz işte, görüyorsunuz. Buyurun. Ne oldu efendim? Taş geldi. Yaşları 15 ila 18 arasında değişen grup, İmamoğlu havalimanına doğru giderken de sakinleşmemişti. İmamoğlu 19'da havaalanına girerken ilk açıklamasını yaptı. Bu iradenin tepesinde kim varsa, İçişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'na kadar sorumludurlar. Daha sonra içeride yaralıları tek tek arayarak telefonda görüntülü konuştu. Sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yani şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden? 100 kişiden, 150 kişiden. 2,5 saat beklediği havalimanında telefonla konuştuğu biri daha vardı. Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum Sayın Mahalli. Önce vali, sonra da belediye başkanından açıklama geldi. Bariyerler arkasında su şişeleri atılmaya başlandı. 17 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat ettiler. Hazırlıklı gelinmiş. Taşlar, sopalar Cumhuriyet Halk Partisi grubu içerisinde. Bakınız CHP'li gruptan taşlar karşı tarafa atılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önce Twitter hesabından İmamoğlu'nu Erzurumlulara provokatör demekle suçladı. Sonra iddiasını bir adım daha ileri götürdü. Şu anda Erzurum'da binlerce insan sokakta. Tahrik etmiş, provoke etmiş, karıştırmış. Yalnız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olayları bu kabul edilebilir şey değil diye tanımladı. Muhalefet liderleri de itidal çağrısı yaptı. Amaçları insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız. Ve saatler 22.30'u gösterirken İmamoğlu İstanbul'a döndü. Kendisini karşılayan kalabalığa da son sözlerini söyledi. İçişleri Bakanı Erzurumlulara provokatör dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam, iftiracı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama geldi. Adli tahkikat başlatılmış, gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç hem başsavcılığımız hem adli kolluk tarafından takip ediliyor. Şu anda gözaltında olanlar var dedi. Ekrem İmamoğlu Erzurum'daki provokasyonun ardından bugün Konya'daydı. Miting öncesi sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar şehirde gergin bir atmosfer yarattı. Ancak bu kez güvenlik güçleri önlemleri artırmıştı. Kalabalık arasındaki bir kişi gerginlik yaratmaya çalışsa da polis engel oldu. İmamoğlu ise yatıştırıcı mesajlar verdi. Taşa gülle cevap vereceğiz dedi. Gençleri kışkırtanlara ise yargılanacaksınız diye seslendi. Erzurum'dan sonra adres Konya'ydı. Bu kez korkulan olmadı. Kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi. Lütfen! Ayıptır! Ayıptır! Burayı dinleyin arkadaşlar, burayı dinleyin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Konya ziyaretinden önce de kentte gerginliği körüklemek isteyenler oldu. Kızılay'ın kentteki iki yöneticisi tartışma yaratacak iki paylaşımda bulundu. Şeytan taşlamak isteyen anıt meydana gidebilir yazdılar. Kızılay o mesajları paylaşan iki yöneticiyi görevden aldı. Yolumuz uzun.
Heyecanımız yüksek. O provokatif mesajlardan sonra İmamoğlu'nun buluşma yeri de değiştirildi. Miting Anıt Meydan'dan Stad Sokağı alındı. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gençliğimiz var. Gömleğinin kollarını bu kez Konya'da otobüsün üzerinde kıvırdı İmamoğlu. Sandığı işaret etti. Onlar taş atsın, biz gül ile cevap vereceğiz. Kışkırtıcılar, önce sandıkta milletten alacakları o dersi alacaklar. Sonra da her birisi yaptıkları yanlışlardan, ihanetlerden ötürü bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar. Bu işin sonunu bırakmayacağız. İmamoğlu otobüsün üzerindeyken kalabalık içerisinden bir kişi provokasyon girişiminde bulundu. Ama bu kez polis izin vermedi. O kişi gözaltına alındı. Kalabalığı yatıştıransa İmamoğlu'ydu. Kavgaya girmeyin. Hiç umursamayın. Sevgili gençler, hiç umursamayın bakın. Hiç umursamayın. Hayır hayır hayır. Hiç umursamayın. İmamoğlu Konyalılara kazanıyoruz diye seslendi. Aramızda kalsın. Kazanıyoruz! Millet kazanıyor, millet! Millet kazanıyor! Ekrem İmamoğlu'nun taşlandığı olayın ardından sanatçılar sosyal medya hesaplarından ard arda paylaşım yaptı. Siyasilerden, liderlerden beklenen açıklamalar ünlülerden geldi. Ayrıştırma, kutuplaştırma diline tepki gösterdiler. Birlik ve beraberlik çağrıları yaptılar. İlk mesaj Tarkan'dan geldi. Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara dur deme zamanı, tekrar birlik olma zamanı yazdı. Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve daha nicesi. Ünlüler Erzurum'da yaşananlara sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. Tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Biraz geriye. Biraz geriye. Tamam, sakin sakin. İlk mesajı megastar Tarkan attı. İmamoğlu'na geçmiş olsun derken ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde ifadelerini kullandı. Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara dur deme zamanı, tekrar birlik olma zamanı dedi. Kaç yaşındasın? Alo. 60 yaşındayım. Başka bir hastalığın var mı? Hayır. Cem Yılmaz, Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak, 2023 olduğumuzu unutturdu. Bu ve bunun gibi yüzlerce sebep. İyiliğin kazanmasına hasretiz diye yazdı. Elinde Türk bayrağı olan insanlara götürüyorsunuz. Komedyen Şahan Gökbakar iyi, vicdanlı, sağduyulu ve bu cumhuriyeti çok seven insanlar olarak beraberce bu kötülüğün karşısında duracağız notunu düştü. Oyuncu Hazal Kaya, olay anının görüntülerini çoluğu, çocuğu, genci, yaşlıyı taşlattınız. Yazıklar olsun mesajıyla paylaştı. Yani şu çocuğu orada alan böyle. Yani alan böyle. Sanatçı Halko Cepkin, ilk ve son denemeleri olarak kalması dileklerimle dedi. Beni dinlemeye gelenler sakın attıkları taşı geri atmayın. Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, mutlak bir çöküşle gerçek bir umut arasında bir seçim yapacağız. Bu seçim ilk turda bitmeli yazdı. İlk turda bitmeli vurgusu yapan tek isim Tekin değildi. Danla Bilic, Feyyaz Yiğit, Rain Man gibi isimler de sosyal medya hesaplarından aynı çağrıyı tekrarladı. Yurt dışındaki sandıklar kapandı ancak Hollanda'nın kapanışı olaylı oldu. Terör yandaşları müşahitlere saldırdı. Sandıkların kurulduğu kongre merkezinde bir anda yumruklar konuşmaya başladı. Terör örgütü PKK yandaşları Amsterdam'da sandık müşahitlerine saldırdı. Rai Kongre Merkezi bir anda karıştı. O anlarda bu kadın bir yandan kavgayı görüntülemeye çalıştı, diğer yandan da eşini sakinleştirmeye. Yapmayın! Hayrım!
Bayram! Bayram! Ama kimsenin durmaya niyeti yoktu. Arkadaşlar sakin olalım arkadaşlar! Arkadaşlar! Kongre merkezinin güvenliği olayları yatıştıramadı. Polis devreye girdi. Cop ve K9 köpekleriyle müdahale etti. Ancak tarafları ayırmak kolay olmadı. Niye ya? Yapmayın şunu ya. Gerginlik bir ara yatışır gibi oldu. Ancak kavga yeniden hararetlendi. Kimseye acımadı. Tekme yumruk yetmedi. Devreye sandalyeler girdi. Ne? Yapmayın! Yapmayın! Hayır! Polisleri çekmek lazım. Polis müşahitleri güvenli alana aldı. Oylar da güvenli şekilde konsolosluğa gönderildi. Avrupa'nın kalanı ve Amerika'da oy verme işlemleri sorunsuz tamamlandı. Türk vatandaşlarının pusulaları diplomatik kuryeler tarafından Türkiye'ye ulaştırılıyor. Kuşkusuz demokrasiye en büyük katkımız kullandığımız oy, onun dışında denetim ve hesap sorma mekanizmalarını kullanmadığımız zamanlar olabiliyor. Yine de ilk kez veren de yıllardır kullanan da o kabine girince heyecanlanıyor haliyle. Pusula uzun, süre kısa diye düşünmeyin. Kabine girince acele etmenize gerek yok. Oyunuzu rahat rahat kullanıp pusulayı katlamadan önce mürekkebin kurumasını bekleyebilirsiniz. Zira mürekkep başka yerlere bulaşırsa oyunuzun geçersiz sayılması olası. Bunun gibi dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Peki oyu biz nasıl kullanacağız? O kabinde pusula ve mühürle baş başa kaldığımızda ne yapacağız? İşte küçük bir oy kullanma rehberi. Buraya bastıktan sonra üflüyorum. O da böyle işte. Şimdi bulaşmaması lazım değil mi? Amaç o. O zaman şöyle yapsak. Mesela şöyle yaptık. Böyle yaptık. İki tane mi olacak bunlar? İki. İkisini birine koyacağız yani. Ortasına mı basacağım bu? Ya mührü yanlış basarsam ya oyum geçersiz sayılırsa seçime günler kala telaş başladı. Üfleyeceğiz bir de tabii ki yani mühür bozulmasın diye. Sığdırabilirsek değil evet. Mi? Bu mesele de var şimdi. Nasıl yapacağız gelmemesi için kızım? Bu önemli. Gelmesin yani benim attığım başkasına. Gelmez. Ya bu millet akıllı artık akıllandı. Ay vallahi zorlandım şimdi. Milyonlarca genç ilk kez sandık başına gidecek. Herkesin endişesi oylarının geçersiz sayılması. Biraz kurutuyoruz. Dışarı katlarım ben yani. Aman unutmayın çünkü oy kullanmaya giderken fotoğraflı kimlik belgenizi, geçici kimlik belgenizi ya da pasaportunuzu yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Bu ne ya? Çok uzun. Bu seçimde Cumhurbaşkanlığının yanı sıra milletvekilliği seçimi de var. Hangi partiyi destekliyorsanız bu 1 metrelik uzun oy pusulasında desteklediğiniz partinin üzerine mührü vurmanız gerekiyor. Unutmayın, oy kullanma kabinine sadece bir kez girme hakkı var. Peki hangi durumda oyunuz geçersiz sayılır? Evet veya tercih mührü basılmaması, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya mühür basılması, oy pusulasının yırtılması veya koparılması, pusulanın karalanması durumunda. Böyle yapayım. Doğru mu acaba? Yani dışa doğru katlarsanız mühür diğer partilere de gelmemiş olacak. İki pusula, tek mühür, tek zarf, bu 1 metrelik oy pusulasını katlamak o kadar da kolay olmayacak. Ama tercih ettiğiniz parti en üstte olacak şekilde, yani mühür hiçbir yere bulaşmadan oy pusulasını katlamanız gerekiyor. Oylar CHP'ye. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu'na. Dedem. Hadi bakayım. Sığdırır mıyız? Sığdıracağız. Sandığa attık. Son bir işlem. Ne var? İmza mı atacağız? Efendim çok önemli bir konuğumuz var bu bölümünde ana haberin. Sayın Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkan Vekili ve şimdi 3. bölge 2. sıradan İstanbul aday. Milletvekili adayı ve tabii çok fazla başlık var onunla konuşacağımız. Yani biz aslında kendisiyle ta bu 6284 tartışmaları sırasında bir telefonlaşmıştık. O dönem yorgundu, çok fazla da üstüne gelinmişti. Biraz arada zaman geçti. Fakat tabii Türkiye az önce kendisiyle de konuştuk.
4 mevsimi yaşıyor aynı gün içerisinde. Sonra Cuma günü kendisi belki de seçimin en güzel görüntüsüyle gündeme geldi. Bu arada hoş geldiniz. Ben başladım, koptum, gidiyorum. Ama hakikaten yüzümüzü güldürdünüz. Yani Cuma günü biz o 4 mevsimi yaşıyoruz diyorum ya. Yani artık yaz deyin, bahar deyin, bir içimiz ısındı. Çünkü Engin Altay'la yine CHP Grup Başkan Vekili bu Gezi Bağları türküsünü yan yana oturup söylediniz. Sonra sizle telefonlaştık. O saatte işte yarım gün ya geçmişti ya geçmemişti üzerinden 1000'den fazla telefon sizin makamınıza gelmiş. Yani ne kadar çok ihtiyacım var. Sonra işte 2 gün geçti, Erzurum olaylarını konuşuyoruz şu anda. Onun için dediğim gibi çok kısa sürede 4 mevsimi yaşıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce en sıcağından başlamak istiyorum tabii. Sizin Erzurum olayıyla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Ne düşündünüz o görüntüleri izleyince? Tabii görüntülerin tamamını biraz evvel aslında yayında sizi izlerken de izledim. Gün içerisinde sabah bizim de bir toplantımız vardı. Orada kısmen konuştuk. Şimdi tabii bunlar üzerine konuşulması zor konular. Çünkü bir ilkesel bir yaklaşımımız hepimizin var. Yani baktığımız zaman bu karmaşık, zor konuda, atmosferin bu kadar gergin olduğu bir ortamda ilkesel olarak bir defa hepimiz şiddete karşıyız. Yani şiddete şiddetle karşıyız. Hiç kimsenin canının acımayacağı, incinmeyeceği, sadece fiziken değil, bence ruhen incinmenin de olmayacağı bir seçim atmosferine ihtiyacımız var. Fakat buradan baktığımızda da tek bir tarafı suçlayabilmek mümkün değil. Yani bir temel bir sorun var. Sorun şu, nedense kurallara, hukuka uyulmak istenmiyor. Yani şimdi ben yıllardır siyaset yapıyorum. Bu siyaseti yaparken miting yapılacak yerler önceden ilan ediliyor. Yani siz kafanıza göre ben gideyim buraya otobüsümü çekeyim buradan konuşma yapayım diyemiyorsunuz. Bunların izinlerinin alınması gerekiyor. Miting için ayrıca bir izin gerekiyor. Bazen yürüyüş yapacağınız güzergahları haber vermeniz gerekiyor. Şimdi burada en temel sorun aslında miting yapılması gereken yerde bir izin alınmamış olması. Yani şu o anda yapılan o şey için, konuşma için hukuki bir zemin yok. Yani bunun bir izinin alınması lazım. Çünkü o izin alındığı zaman oradaki tedbirlerin çapı çok daha farklı olacak. Belki o çember daha daraltılacak. Ama bunun böyle oluyor olması ortaya çıkan o fiil karşısında da emniyetin, polisin de yapması gerekenleri ortaya koyuyor. Zaten Adalet Bakanımız çok sarih bir şekilde ifade etti. Dedi ki adli bir soruşturma başlatıldı. Neticesinde gözaltına alınanlar var, takip eden bir soruşturma var. Başka iddialar da var, provokasyonla ilgili iddialar da var. Bunların hepsinin muhakkak surette bir araştırılması gerekiyor. Bir de şu var tabii, yani orada görev yapan insanlarla muhataplığında ne diyelim, onların yaptığı görevle uyumlu olması lazım. Yani bir valiyle konuşurken, bir emniyet müdürüyle konuşurken herkesin kendi bulunduğu yeri bilerek, hatırlayarak konuşması gerekiyor. Kimsenin kimseye had bildirmeye hakkı yok. Çünkü Erzurum işte biliyorum kolay bir coğrafya değil. Orada da herkes görevini elinden geldiği kaç şekilde iyi yapmaya çalışıyor. Yani eğer toplumda gerginlik olmasın istiyorsak, olmasın muhtemel şeyleri önceden herkesin düşünmesi lazım. Yani emniyetin, valiliğin düşündüğü kadar oraya giden, konuşma yapmak isteyen insanın da bunu düşünmesi gerekiyor. Ama herhalde en masum olanlar o topluluğa, o mitinge gittiğinde bir çocuğun, bir yaşlının, bir kadının yüzündeki bir kanı gördüğünüzde üzülmemeniz mümkün değil. Ben orada yaralanan herkese geçmiş olsun diyorum. Fakat bu anlamda baktığımız zaman da olan bitenler içerisinde herkesin kendine düşen sorumluluğu muhakkak surette yerine getirmesi lazım. İşte orada insanın aklına şu geliyor Özlem Hanım, yani farz edelim yerine getirmedi. Elbette Ekrem İmamoğlu kendine göre bir takım açıklamalar yaptı bugün. Belediye başkanıyla konuştuğunu, valiyle konuştuğunu, 5000 polis görevlendirildi gibi sözler verildiğini falan söyledi. Ama bu kısmını tartışacak değiliz burada. Onlar da tartışılacak ama devamında... Yani çok evet. Sorumuz var diye söyleyeyim ama farz edelim çok haksız izinler alınmadı, üstten bir bakış oldu falan ama polisin yapacağı müdahaleyi orada taşlarla elinde taş olan ve işte ne diyebiliriz onlara bilmiyorum ama provokatör diyebiliriz. Şimdi, kişilerin yapıyor olması kabul edilebilir bir şey mi? Hayır, şöyle yani polis onları görüyorsa muhakkak müdahale edecektir diye düşünüyorum. Yani orada eylemin çok anlık geliştiği kanaatindeyim. Yani tamamını çünkü bilmiyorum nasıl şekillendi. Onu iyice inceleyip bakmak lazım. Yani sonuçta polis gördüklerine müdahil etmiş zaten, yani onu anlıyorum ben. Fakat burada olaylar, toplumlardaki olaylarda bir şey tetiklendikten sonra onu kontrol etmek çok zorlaşıyor.
Yani bu kalabalığın içerisinde hiçbir şey olmasa, ben kendim genel kurulda da böyle şeyler yaşıyorum. Yani bir arbede olduğu andan itibaren iş bir kar topuna dönüyor. Onu kontrol etmek, topluluk içerisinde ezilenler, düşenler. O sebeple yani bunlara hem müsaade etmemek, hem de bugün şu geldiğimiz noktada kim bunlara sebebiyet vermişse. Eğer görevini ihmal eden polislerimiz varsa onlar, ama nihayetinde bunun ve yaşları da çok ufak, 15-18 yaş arası genç çocuklardan bahsediliyor. Onlar da dahil olmak üzere, ki onlarla ilgili de adli soruşturmanın başladığını zaten Adalet Bakanımız ifade etti. Yani burada günah keçisi aramadan önce yapılması gereken evveliyatında ya bunlara giden yolları kapatalım lütfen. Yani böyle zorlamaya gerek yok. Yani illa ben burada konuşacağım, illa burada miting yapacağım, ki bunlar miting de değil yani. Miting dediğiniz şeyler, dediğim gibi, izin alınır. Hangi yer gösterilmişse o gösterilen yerde gidersiniz, konuşursunuz. Yani böyle mahalle arası miting diye bir şey olmaz yani Ece Hanım. Haklısınız ama şu kısmında siz bir hafta sonu, bakın bir hafta avukat, sonu, evet. Hava güzel, orası çok kalabalık, güneşli bir gün Erzurum için. Yani insanlar, binlerce insan orada. Miting dediğinizde şöyle bir şey oluyor. Mesela şimdi biz hafta sonu miting yaptığımızda miting alanına mitinge gelmek isteyen gelir. Yani oraya yoldan geçen insanlar tesadüfen girmezler. O yüzden orası korunaklı bir alan. Ama siz mitingin ortasına eğer haber vermeden bir yerde yaparsanız, bir meydanda, mitingden haberi olmayan, orada farklı görüşlerde olan insanların olması kendiliğinden çatışmaya meyal bir ortam doğuruyor. İşte o yüzden miting alanları, kaldırılmamış. Miting alanı belirleniyor. Ama şimdi şurada bir hukukçuyla konuşmanın, evet, rahatlığıyla şunu soracağım. Başka bir yerde, örneğin Çorum galiba. Zaten soruşturma açılmış, Sivas'ta olabilir, yanlış söylemeyeyim, daha evvel Sivas ve Çorum'da olacak, soruşturma açılmış. Yani hukuk diliyle, yani farz edelim hukuk yolu kullanılmadı Ekrem İmamoğlu tarafından, o zaman hukuk diliyle bir cevap olarak soruşturma açılır, sen niye böyle hukuksuz bir şey yaptın, ama taşlarla saldırılması ve, evet, buna göz yumulması noktası, o bambaşka bir boyut. Ben göz yumulduğunu şahsen düşünmüyorum. Yani ama sonuçta burada taşlarla saldırılmasını hiç kimse tasvip edemez. Ama burada önemli olan şey, siz hukuki uygun olan bir başvurunuz var mı? Hukuka uygun bir yere başvuru neticesinde gelip miting mi yapıyorsunuz, yoksa zorlayarak mı bir şey yapıyorsunuz? Bunu yaptığınız zaman, dediğim gibi, yani kocaman bir meydan, farklı görüşlerden bir sürü insan var ve siz kontrolü zor bir şeye sebebiyet veriyorsunuz. Onun da lütfen sorumluluğunu almak lazım. Yani Allah muhafaza bir insan hayatını kaybetse, başına bir şey, daha vahim bir şey gelse, kim bunun hesabını verecek? Burada bu işi, bu taşı atan herkes hukuk önünde cezasını çekecektir muhakkak surette. Yaşı ne olursa olsun. Çünkü bunların çok ağır bir şeyi var. Yani bir yaptırımı var. Bunun cezasını çekecektir. İhmali olan varsa görevini yaparken, eminim adli yargı onunla alakalı sürecini tamamlayacaktır. Fakat bu arada siyasetçilere düşen, ya buna lütfen fırsat vermeyelim. Yani buradan ayrıca bir mağduriyet yaratmaya da gerek yok. Yani bunlara fırsat vermezsek zaten, yani kendimizi anlatmak, ifade etmek konusunda bir sürü imkanımız var. Peki, bunları yapalım yani. Meydanlarda kullanılan sert ifadelerin hiç mi suçu yok? Yani biz mesela şunları duyduk. İşte 14 Mayıs'ta bu millet sana sandıkları mezar edecek veya vücutlarına mermi alırlar Millet İttifakı için. Ya yani bu dilin sizce kalabalıklar üzerindeki etkisi nasıl oldu? Şimdi buradaki bence şey ne biliyor musunuz? Aynı zamanda bir yayıncı olarak hep şunu düşünmüşümdür yani. Topluluğa yapılan konuşmalarla bizim ekranda yaptığımız konuşmaların ya da yan yana yaptığımız konuşmaların tonu aynı değil. Siz topluluğa yaptığınızda, mesela dün miting konuşmasıyla burada bir sohbet haline yapılan konuşmanın tonu aynı mıdır? Bu olamaz. Bence bu kadar büyük çaplı konuşmaların sürekli olarak ekranda olmasına bir formül bulmamız lazım. Yani buradaki en temel mesele bence bu. Yani siz karşı böyle topluluğa büyük bir hitapla konuştuğunuz zaman o kitle sizi anlıyor. Mesela eminim yani o kitle konuşan insanlar kimi kastettiğini anladı. Burada kastedilen teröristler kastediliyor. Ama Sayın Bahçeli teröristlerden bahsediyor o konuşmasında. Fakat o kelimeleri böyle topluluğun içerisinde olmadan, başını sonunu dinlemeden sadece bir cümleyi, iki cümleyi işittiğiniz zaman o zaman o sizde farklı bir hasara sebebiyet veriyor. Ses tonu da dahil olmak üzere. Buradan ben şeyden yanayım. Yani konuşmalar nereye özgüyse aslında belki yerel medyaya daha da bir imkan olacaktır. Yerelde bunları belki anlatmak. Oradan topluluğa, genele hitap eden cümleleri de kamuoyuyla paylaşmak. Ama şu anda öyle değil. Yani bütün mitinglerimizi, bütün siyasi parti için canlı dinliyoruz tamamını. Böyle olunca da içinden böyle cımbızlamak ve bunları tekrar ayrıca bir şiddet dili olarak da servis etme imkanı oluyor. Ve siyaset çok sertleşiyor. Yani o zaman bir yayıncı olarak televizyon patronlarına yani, bir mesajınız yani olsun benim, siyasi liderlere.
sizin mitinglerin. Ben patronlara canlı değil ama ben kendi çalışmalarımıza bunu çok evvelden önermiştim. Yani farklı şekillerde önerilerim de olmuştu. Ya buradaki dilin şöyle olması gerekiyor her halükarda. Topluluğa hitap edilen dili anlıyorum çünkü siz binlere konuşuyorsunuz. Şimdi milyonlara konuşuyor Cumhurbaşkanımız. Dün konuşurken milyonlara konuşuyorsunuz. Bir mikrofonla, bir sistemle milyonlara konuşurken ve konuşma tek taraflı bir şey değil. Siz konuşuyorsunuz, topluluk size cevap veriyor. Dolayısıyla sizin şeyiniz de, heyecanınız da daha artıyor. Orada muazzam bir şey var. Adrenalin var, bunu görmek lazım. O büyük bir kitleye yapılan bir konuşma. Ve bu konuşmaların tamamının özünde aslında kendi kitlenize bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Onlarla beraber bir yol yürümeye çalışıyorsunuz. Bu kadar insanın aynı anda bir ritim içerisinde yürütmeye çalışıyorsunuz. Temposu çok çok zor bir iş yapıyor siyasetçiler. Yani ben de onların i̇şte içinde olan biriyim. İşte tam da o yüzden yumuşatmak daha önemli. İşte bugün de yeri ölürüz de öldürürüz dediği bir şey duydum ben şimdi mesela miting alanında. O bulunduğunuz yerle alakalı bir şey. Yani bulunduğunuz yerde mesela o ifade şöyle oluyor. Oradan size bir cevap geliyor. Siz o duyduğunuz şeye karşı bir cevap verme ihtiyacı duyuyorsunuz. O ana münhasır yapılan bir konuşma. Yani burada kastedilen şeyleri içinde bulunan ortama, şartlara uygun olarak değerlendirmek lazım. Yoksa kimse kimseyi, yani oturalım, bütün siyasi liderlerle tek tek oturduğunuzda hepsi aynı şeyi söyleyecektir. Yani kimse öldürmek istemiyor ya, herkes bir tek amaç var. Bir hafta sonra seçim kazanmak istiyor. Ben de öyleyim yani. Bir hafta sonra partim, Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımız seçim kazansın istiyoruz. Ama bazen öyle şeyler var ki siz ne kadar yumuşak söylerseniz söyleyin, muhatabınızın sertliği karşısında insansınız. Yani böyle sakin, dingin kalma şansınız olmuyor. O yüzden siz de bazen isteyerek, bazen de istediğinizin de üstünde bir hacimle cevap verme ihtiyacı duyuyorsunuz. Yani şu anda bu genel bir mesele. Hatta sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yani siyasetin bu genel bir şeyi var. Yani dozundan fazla bir şeyde konuşmak, hacimde konuşmak. Şimdi tabii liderler bu üslubu kullandıkları zaman kalabalıklar, kitleler televizyonda yayınlansın yayınlanmasın kendinde o dozu da arttırma hakkını bir şekilde görüyor. O bulaşıcı diye düşünüyorum yani ben. Yayınlanmasın da yanlış anlaşılmasın çünkü daha ben buradan çıkmadan tweet atmaya başlıyorlar. Şunu kastediyorum. Belki bu tarz topluluklara hitap edildiğinde o yerelde, örneğin işte Tokat'ta konuşunuz, Kayseri'de konuşunuz, onların tamamını belki yerelde vermek ama önemli bölümleri Türkiye'nin tamamıyla paylaşmak gibi bir öneri. Şu an için değil yani, şu anda artık iş oradan öyle yapılmıyor Türkiye'de nihayetinde. Ama bunları da tartışabiliriz. Bunları konuşmakta da bir şey görmüyorum yani, bir mahsur görmüyorum açıkçası. Şimdi burada hep en son yine çok böyle ne diyelim iddialı cümleler, yani elbette bunda seçime gidiyor olmamızın, son bir hafta kalmış olmasın falan tabii büyük etkisi yani vardır ama çok gergin bir ortam var her şey. Zaten ortam gergin. Şimdi bugün size bu Atilla İlhan'ın hangi serisi var ya, hangi çünkü size baktığım zaman bunu kadın meselesi, 6284 meselesiyle ilgili de konuşacağız ama hangi AK Parti demek geliyor şimdiden, neden? Çünkü her ne kadar tabii ki siz bulunduğunuz konum itibariyle evet yani bu meydanların dili bunu gerektirir falan deseniz de çok sert bir üslup ve bu çok eleştiriliyor. Yani o ötekileştiren veya kutuplaştırıcı bir üslup kullandığı zaman özellikle de en yetkili merciler bu çok eleştiriliyor. Ama işte Cuma günü dediğim gibi bir grup başkan vekiliyle yan yana oturup kesip ağlarını söyleyebilen bir AK Parti grup başkan vekili görüyoruz biz. Ve fakat işte pazartesi bu İmamoğlu meselesinden sonra olayı hukuki zeminde tartışmak değil, provokasyon boyutuyla ve İmamoğlu provoke ediyor diyerek tartışan liderler. Hangisi AK Parti'yi yansıtıyor daha çok bize? Yani bu seçim atmosferinde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın biz Sayın Engin Altay'la yan yana oturarak bu kadar rahat efendim bir Türkiye eşlik etme imkanını genel kurulda yapamayız. Biz genel kurulda kendisiyle çok sert tartışmalar yaptık bugüne kadar, yani çok sert. Şimdi biz de genel kurulda oturduğumuzda hatta bazen sürekli bize ekranlarda oraya da itirazım var. Gün içerisinde biz saatlerce konuşuyoruz ama ekrana baktığım zaman hep birbirine bağıran, en yüksek tonda efendim çatıştılar, gerginlik çıktı ifadelerinin ekranlarda ön planda olduğu bir ortam görüyorum. Bizim kelimelerimiz içinde bulunduğumuz şartlardan bağımsız değil. Yani genel kurulun ortamı bu kadar gerginken, bu kadar ağır kelimeler işitirken biz bunu alttan alamayız. Ben de alamam.
Ben de çok ağır konuşmalar yaptım genel kurulda. Yani hukuka uygun arkadaşlarımın belki şahıslarını rencide etmeden ama nihayetinde partilerine kendilerine çok ağır konuşmalar yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Mermi alırlar dememişsiniz. Demedim. Evet. Bu arada onu da çek ettim Özlem Hanım. Size yanlış bir şey söylemiyorum ama gerçekten de Millet İttifakı'na yönelik. Yani cümlede tam olarak şu ben Millet İttifakı'nın tamamını bu hainler asalar ağırlaştırmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar. Şimdi onu tekrar açıyoruz, oraya dönmeyelim. O şunu kastediyor. Yani hapisten çıkacak kişilerle ilgili olarak söylüyor. Yani oy verecek insanlarla ilgili bahsetmiyor hocam. Yok yok, Millet İttifakı'na yönelik bir ifade. Neyse şunu oraya onu bence tekrar şey yaparız. Hangi AK Parti dediğiniz zaman bakın şöyle hepsi biziz aslında. Yani şimdi bir olay karşısında önemli olan bizim felsefemiz, yaklaşımlarımız. Ya biz neden orada yan yana karşılaştık? Ya çok keyifli bir ortam, hava güzel, biz dışarıdayız. Yani genel kurulun bize yüklediği yüklerin altında değiliz. Ağır bir tartışmanın ortasında değiliz. Ve son derece spontan bir şekilde gelişen bir şeyde biz yan yana geldiğimizde en ufak bir soru yok. Genel kurulun dışında ya da bazen tartışmalarda biz arka tarafa geçiyoruz. Orada da çay içtiğimizde ya lütfen yapma arkadaşım dediğimiz anlar oluyor karşılıklı olarak birbirimize. Ama siyaset böyle soft yapılamıyor, bu kadar yumuşak bir zeminde yapılamıyor. Mecbursunuz bu kadar ağır ithamlı. Ya size hırsız, soysuz, böyle laflar var ya, hırsız, soysuz, ahlaksız, dinsiz, iman. Bu kadar ağır sözleri işit. Siz de insansınız, iki tane laf söyleyeceksiniz bu kadar ağır şeyler işittiğiniz zaman. Ben şu an bugün olan tartışmalara bakıyorum, yani bu konuşmaları dinlediği zaman insanlar bir aşamasından sonra ya bir şekilde cevap verme ihtiyacı duyuyorlar. Burada bu seçim atmosferi içerisinde bunlar belli bir doza kadar makul karşılanabilir. Ama o dozun aşılması nedir? Hangi sebeple olursa olsun birine taş mı atılıyor? Birinin canı mı yanıyor? Bundan herkesin en azından ben nerede hata yaptım sorusunu sormalı. Sayın İmamoğlu da kendine sormalı. Ben acaba neyi nasıl yapsaydım da beni dinlemeye gelen insanlar incinmeseydi diye kendine de sormalı. Aynı şey bizim için de geçerli. Biz de daha iyi ne yapsaydık da böyle bir olay olmasaydı diye kendimize sormalıyız. İşte adli soruşturmalar bunun için var. Yine hangi... Yani burada Sayın İmamoğlu'nun da kendine muhakkak bir soru sorması gerektiğini de atlamamamız lazım. Şimdi bu buradaki tabii kalabalıklara yansıyan dil dedik. Sayın Cumhurbaşkanı birileri başta Bay Bay Kemal Kandil'le görüşmeler yapıyor. Kandil'in desteğiyle bunlar Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Hatta evet. Bu bir yayında size soruldu. Soruldu, evet. Acaba Kılıçdaroğlu seçilirse Erdoğan teslim etmeyecek mi makamı diye. Fakat bu değil. Buna cevabınızı biliyorum. Bunu kastetmiyor ya. Bu söylediği şey çok net. İtimat ediyorum ben milletime. İtimat ediyorum. Bu şekilde bir tavır içerisinde olana milletim rey vermez, oy vermez, sandıktan onu çıkarmaz diyor yani Sayın Cumhurbaşkanımız. Peki İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu 14 Mayıs'ı Batı'nın darbe girişimi olarak yorumladı mesela. Sizin 14 Mayıs'a ilişkin mesela bu yoruma ilişkin yorumunuzu merak ediyorum. Bir darbe girişimi mi sizce Batı'nın? Kendi arkadaşlarımızın, bakanlarımızın söylediği ifadelerde nasıl, hangi konsept, bir bütünlük içinde değerlendirmek lazım. Ben kendi arkadaşlarımın cümlelerini tevil etmekten hoşlanmıyorum yani. Ama ben şöyle bakıyorum. Şimdi Batı'nın yaklaşımlarıyla alakalı olarak her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi dönüp bakıyorum, son 10 yılda neredeyse Avrupa'da yapılan bütün seçimlerde Türkiye karşıtlığı üzerinden, Erdoğan karşıtlığı üzerinden kampanyalar yapılıyor. Hatırlayınız, daha Avusturya'da yapılan en son seçimlerde ya Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden bir şey vardı, billboardlar vardı havalimanlarında. Fransa'ya bakıyorsunuz hakeza öyle. Yani Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız tırnak içinde Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürütülen bir kampanya var. Bir sürü şu günlerde gördünüz, dergilerde, manşetlerde kapaklar oluyor. Hava şunu gösteriyor. Yani Türkiye'de sanki seçimler yapılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız geldi, oturdu bu koltuğa. Ben buradan gitmem diyor. Lan nasıl olabilir bu ya? Türkiye'de 17 tane seçim oldu. Ben bu seçimlerin hepsinde vardım. Sizler de vardınız. Hepimiz sandığa gittik. İnsanlarımız sandığa gitti. Oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de dahil olmak üzere. Referandum da dahil olmak üzere. Bu sandıktan Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı. AK Parti çıktığı için biz iktidarız. Yani bizim kazandığımız bu 20 yıllık süre demokrasinin en tabii sürecidir yani. Bu kadar tabii olan bir şey nasıl antidemokratik denilebilir? Ve bu hafta sonu da işte görüyorsunuz, şimdi biz dün yaptık bir miting, milyonlarca insan geldi.
Allah'ın izniyle biz önümüzdeki hafta pazar günü seçimden galip çıkacağımıza inanıyoruz. Seçim böyle olduğunda, sonuç böyle olduğunda ne diyecek insanlar? Batı ne diyecek? Yani bu tarz gerçekten artık tahammül sınırlarını zorlar hale geldi. Türkiye'de onlar kabul etse de etmese de, bakın ta Cumhuriyet'in öncesinde Türkiye'de parlamento var zaten. Türkiye'nin parlamento geleneği 150 seneye dayanıyor. Ve o günden bugüne nasıl Avrupa ülkelerine seçim yapılıyorsa, bu coğrafyalara hep seçimler yapıldı. Cumhuriyet'le beraber evet darbe süreçlerinde ara olmuştur ama Ece Hanım çok enteresandır. Darbeciler bile darbe konuşması yaparken şunu söylemişlerdir. Evet darbe yaptık ama en kısa zamanda özgür seçimleri sandığı önünüze koyacağız demişlerdir. Ve hiçbir darbecinin de koyduğu sandıkta onların işaret ettiği çıkmamıştır. Şimdi çıkmamıştır. O yüzden yani buradaki mesele, Batı'da olup bitenleri de asla normal göremeyiz. Yani Türkiye'ye dayatılan bir şey var, bir çerçeve var. Türkiye'de Millet İttifakı kazansın. Batı'nın bunu söylemeye hakkı yok. Ha Batı şunu söyleyebilir belki, lütfen biz izliyoruz ki bu da izleniyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği sürecinde bütün o seçimler hakikaten hukuka uygun yapılıyor mu? Bunlar izleniyor, takip ediliyor, heyetler geliyor. Bu dünyanın pek çok yerinde. Bizim parlamenterlerimiz de başka ülkelere giderler seçimleri takip etmek için. Türkiye'de hukuka uygun adil seçimler yapılıyor mu? Özgür seçimler yapılıyor. O zaman siz buradan çıkacaksınız. Ve Batı da bu işlere lütfen böyle karışmayacak. Bizim irademize, bu ülkenin insanların iradesine saygı gösterecek. Şimdi bu kısmı çok haklısınız. Hiç kesinlikle Batı'nın Türkiye'nin iç işlerine karışma ne haddi var ne de hakkı var. Bu müdahaleyi de normal göremeyiz yani. Batı'nın Türkiye'ye böylesi bir müdahalesi de elbette, makul görülemez. Elbette hepimiz karşısında dururuz. Ama görülemez. Şu boyutuyla mesela. Sadece Sayın Soylu değil, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur dedi. Şimdi bu vurgular, bu darbe vurguları 14 Mayıs için üst üste gelince kendinizi muhalefet açısından onların koltuğuna oturttun. Yani muhalefet... Ve acaba iktidar devretmeyecek mi seçilse bile muhalefet sorularını gündeme getiriyor. Bu soruya Ecem cevap vermeyi bile fazla görüyorum. Çünkü o zaman cevap verdiğinizde de şu ortaya çıkıyor. Ah hazırlar efendim size yenilgiyi kabul ettiler modu ortaya çıkıyor. Hayır öyle değil. Biz şimdi bir defa şuna inanıyorum ben. Siz herhangi bir şekilde bir adaysanız, ister muhtar adayı ister milletvekili adayı, hatta aday adayını içine koyalım. İsterseniz de cumhurbaşkanı adayı iseniz, siz seçime girdiğinizde sizin o girme iradenizin içinde kazanmak ve kaybetmeyi göze alarak bunu yaparsınız. Bu sizin artık iradenizin içindedir. Ben seçime giriyorum, Allah'ın izniyle kazanmak istiyorum ama bunun her zaman tersi de mümkündür. Fakat buradaki mesele şu, muhalefetin tarzına baktığınız zaman ben şimdi genel kurulda bana en çok duyduğunuz kelime nedir diye sorarsanız diktatör mesela şimdi duyuyorum. Ya nasıl olabilir? Sandıktan çıkan bir insana nasıl bu söylenebilir? Nasıl bu söylenebilir? Muhalefet kazanmadığı bir şeyi, yani milletin ona vermediği bir iradeyi kullanmaya çalışıyor. Milletin ona vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışıyor. Bu olamaz böyle bir şey. Millet size bu iradeyi, bu yetkiyi verirse alırsınız. O yetkiyi, ünvanları kullanırsınız. Hatta bana biraz komik geliyor şimdi görüyorum. Anons ediyorlar mesela değil mi? Daha ya insan kazanmadığı bir ünvan anons edebilir mi? Anons ediyor efendim. Bilmem ne Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bilmem ne Cumhurbaşkanı. Ya bu ünvanlar ancak kazandığınız zaman kullanılabilir. Şunu diyebilirsiniz. Müstakbel Cumhurbaşkanı yardımcısı, müstakbel Cumhurbaşkanı adayı. Ama siz kazanmadığınız bir ünvanı nasıl miting alanlarında kullanıyorsunuz? Ben bunu anlayamıyorum yani. Peki, anlayamıyorum. Asıl sizi bulmuşken en temel konu tabii. Şimdi... Ama hangi AK Parti diye soracağım en temel soru bu aslında. Ya bunu reddediyorum çünkü hepsi AK Parti. Yani şimdi, bunlar ama hepsi, soruyu bir dinleyin. Bunların hepsi biziz soruyu yani. Soruyu bir dinleyin. Evet. Şimdi 6.284. Şimdi AK Parti İstanbul 3. bölgede baktığınız zaman 3. bölge 2. sırada Özlem Zengin ismini görüyoruz. Evet. 4. sıraya baktığımızda Zekeriya Yapıcıoğlu ismini evet. görüyoruz. Bir Özlem Zengin der ki 6.284 kırmızı çizgimizdir. Zekeriya Yapıcıoğlu der ki Hüdapar'ın genel başkanı aynı zamanda ve 3. bölge 4. sıradan aday 6.284 kaldırılmalıdır. İşte bu yüzden hangisi AK Parti'nin resmi duruşunu ama, sembolize ediyor? Eğer bu soruyu böyle soruyorsanız Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 tartışmasını açan Saadet Partisi'dir. Aynı soruyu CHP'ye sormanız lazım. Hangi CHP?
bulursam tabii ki evet, soracağım. Onlara sormak lazım. Mesela veya Meral Hanım'a sormak lazım, Sayın Akşener'e. Çünkü eğer farkındaysanız her ne kadar kendisi mitinglerde İstanbul Sözleşmesi falan dese de yazılı hiçbir metinde bunlar yazmıyor. Aynı soruları onlara sormak lazım. Şimdi ben siyasette çok alışık olmayan bir şekilde çok açık konuşan birisiyim. Yani açık, net. Yani böyle şey işler yapmamaya gayret ediyorum. Kafamdakini mümkün olduğunca en sarih şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu konuda da bir defa AK Parti belli. Yani bahsettiğiniz arkadaş beyefendi dördüncü sırada Hüdapar'ın genel başkanıdır. Bir başka siyasi partinin genel başkanı. Biz seçimlere birlikte girdiğimizde kendisi tırnak içinde AK Parti'nin milletvekili olmuyor zaten. Yani burada baktığınızda evet aynı listeden giriyoruz ama kendisi bir siyasi partinin genel başkanı. Böyle bir unvanı var. Böyle bir sıfatı var. Aynı şekilde Demokratik Sol Parti için de geçerli. Biz kendi kimliğimize giriyoruz. Onlar da kendi kimlikleriyle seçime giriyorlar. Fakat aynı listeden seçimdeyiz. O yüzden yani hangi AK Parti dediğinizde dediğim gibi yani biz durduğumuz yerde durmaya devam ediyoruz. 6284'le de ilgili olarak böyle. Kaldı ki 6284 ile ilgili yapılan o müthiş aleyhte kampanyada da ben kendi partim içerisinde de yani pek çok çok az arkadaşım dışında tamamı zaten benim gibi düşünüyor. Kadın vekillerimiz de öyle, erkek vekillerimiz de öyle. Uygulamayla alakalı sorunları bunları zaten ortadan kaldırabiliriz. Ve ayrıca da sürekli bu konular üzerinden artık bir kuyuya düşüyormuş gibi hissediyorum ama kendimize. Sizin gibi hissediyorsa o dönem çok yalnız hissediyorum. Evet, kendimi evet. Çoğu şöyle sizin de, gibi düşünüyorsa sizin partiniz şöyle, içindeki isimler nasıl yalnız kalmış olabilirsiniz? Şöyle, benim aslında seslenişim lütfen dışarıya ses verin. Yani evet bu, o sesler bana geliyor, ben işitiyorum zaten bunu. Kaldı ki biz yaptığımız toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kapalı yaptığımız toplantıda işte kademin toplantısında onun kendisinin açıklamaları var. Kadına karşı şiddetle alakalı sonuna kadar mücadele edeceğimize dair kendisinin açıklamaları var. Diğer taraftan şunu da ifade etmem lazım. Aynı zamanda biz bu işi yaparken bir aile meselesiyle çatışmıyoruz. Yani bunlar birbirine rekabet eden kavramlar değil. Yani aile hem aileyi korumak hem kadına karşı şiddeti önlemek istiyoruz. Yani bunlar birbiriyle yarışan şeyler değil. Benim için öbürü kırmızı çizgi ise aile de benim kırmızı çizgim. Yani aileden daha kıymetli ne var toplumda? Kaldı ki Türkiye aile konusunda çok şanslı bir ülke. Evlilik oranı çok yüksek, evlilik birliği bağları, aile bağları son derece güçlü bir ülke. O sebeple yani bu kadar ne diyelim bu konu üzerine konuştuğunuzda sanki Türkiye'de bu konuda devasa bir hasar varmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bizim yapmamız gereken hem aileyi korumak hem de kadınları, çocukları, yaşlıları ya da erkek şiddet uğruyorsa evde erkeği de o şiddetten korumak, mağduru şimdi korumak. Bulaşıcılıktan bahsediyoruz ya, çağımızın olayı bulaşıcılık zaten her konuda öyle sadece. Ya ben cümlem şuraya gelecekti. Sonuç tam cevaplayamamış oldum. Yani benim aslında arzu ettiğim şey arkadaşlarımın kendi aramızda konuştuğumuz şeyi daha sesli dile getirmeleri. Ve sadece kadınların değil erkeklerin bunu söylemesi. Ama kamuoyunda öyle bir baskı, öyle bir şey var ki bu konuya dair kim ne derse desin onu boğmaya çalışan böyle küçük dar Twitter odaklı 3-4 bin hesaptan oluşan bir yapı sürekli insanları boğuyor ve gerçek olmayan şeyler üzerinden bir şey anlatılıyor. Bir ne diyelim devasa bir hulagam derler. Devasa bir problem alanı varmış gibi anlatılıyor. Şöyle oldu ama o bulaşıcılıktan kastım şu. O size yapılan yani sizinle ilgili eleştirinin dozu her açıdan son derece çok orantısızdı. Çok kötüydü, evet. Çok. Ve yeniden Refah ve Hüdapar'ın da ittifaka katılmasından sonra bir profesör adını da söyleyebilirim. Ebubekir Sofol çıktı ve sizin için cehennemlik diyebildi. Evet. Yani o iklim onu besleyebildi. Mesela bununla ilgili ben yasal yollara da başvurdum. İklimden öte zaten kendisinin yani şahsı için sadece onu muhatap almak istemiyorum. Değmeyeceğini düşündüğüm için muhatap almak istemiyorum. Ama yasal yollara zaten başvurdum. Daha evvel de kendisine cevap da verdim. Burada bakarsanız bu tarz insanların hesaplarına sadece ve sadece kadınları hedef alan insanlar olduğunu görüyorsunuz. Yani burada bir rating var, burada bir PR var. Bunun üzerinden bir şöhret kazanmak, bunun üzerinden hatta belki para kazanmak bile olabilir davalar yoluyla. Bunun üzerinden bakıyorsunuz kendilerini bir büyütmek, yani bir kadın düşmanlığı. AK Parti'de gördükleri bütün kadınlara düşmanlar. Peki 6284 kimi zamanında çıktı?
O zaman Cumhurbaşkanımız başbakandı. Altında imzası var. 6.280. Ama İstanbul Sözleşmesi de aynı zamanda evet. Çıktı ama o gitti. Ha gitti ve orada da onların anlattığı şeyler yok. Bunu söylüyorsunuz. Mesela diyor ki eşcinsel evlilik var 40 yerde yazıyor. Yazmıyor. Hiçbir yerinde yazmıyor. İtirazınız olan konuları tartışalım ama gerçek olanı da söyleyelim. Ama bunlar yazmıyor. Ben bunu lütfen söyleyeyim Ece Hanım. Ben hiçbir şekilde LGBT taraftarı bir insan değilim. Hiçbir yerde böyle bir konuşmam yok. Ben kendi inancıyla paralel işler yapan bir insanım. Beğendiğiniz filmi duruyorlar. Onu da söyleyeyim yani ben şimdi 3 yıl evvel Armağan Çağlayan Bey'e konuk oldum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Yani bir şey bir ne diyelim bir program bir yayın bu kadar mı bir insan için faydalı olabilir benim için? Çünkü benim hiç bilmediğim yerlere gittiğimde Almanya gittim mesela geçenlerde Türkiye'de hiç yaşamamış genç çocuklar bir teknolojiyle alakalı bir fuar vardı Cumhurbaşkanlığımızın yaptığı. Oraya gittim. Almanya'da doğmuş, büyümüş gençler, kızlar, erkekler hep mühendislik okumuşlar. Oraya gelmişlerdi. Gören biz sizi tanıyoruz. Nereden tanıyorsunuz? Armağan Çağlayan'da sizi izledik. Şimdi çok güzel bir program. O program çekildiği yıllarda da 3 yıl evvel bu film Oscar almıştı hatırlarsınız. Tabii. Film Oscar almıştı. Ben de o filme gittim ve benim yaş kuşağım için yani ben o müzikleri dinleyen gençlerdendim yani o filmde bir kişi anlatılmıyor. Bir grubun hayatı anlatılıyor. Filmler, müzikler. Şimdi siz filme gidip izliyorsunuz. İzledikten sonra da filmin müzikleri falan hoşuma gittiği için tekrar gittim izledim. Bu bir film. Yani siz o filme gidip izlediğinizde ve aynı zamanda başrol oyuncusu Oscar aldı bu filmin. Görsel anlamda ödüllendirildi. Siz o filme gidip izlediğiniz zaman filmdeki karakterlere onay vermiyorsunuz. Bir hikayenin anlatım şekli var. O anlatım şekliyle alakalı o filmi izliyorsunuz ve onunla ilgili bir kanaat belirtiyorsunuz. Filmde gördüğünüz bir sahneyi onaylamıyorsunuz. Zaten filmi izlediğiniz zaman da orada yani hayatını kaybeden bir insan var. Tam tersine diyorsunuz ki yani keşke böyle yaşamasaydı ve hayatı böyle olmasaydı diye düşünüyorsunuz. Ama bir kötü insan çıkıyor. Ve kendisinin de suç dosyası çok kabarık. Bakıyorsunuz sizin bir konuşmanızı koymuş, yanına filmden bir kare koymuş ve insanlara da teşekkür ediyor. Bu kötülüğü yaydığınız için size teşekkür ederim. Ben şöyle bağlayacağım. Ya hayatta her bir kötülük günün birinde bir duvara çarpar Ece Hanım. Bu bence benden öte bu topluma yapılan müthiş bir kötülüktür. Çünkü bu toplumu bölüyor, bu toplumda öfkeyi büyütüyor ve yalan üzerinden öfkeyi büyütüyor. Üstelik de siz ne kadar hayır hayır deseniz de bu insanların yaydığı bu kötülüğü, bu çirkinliği ortadan kaldırmanız çok zorlaşıyor. Son bir soru soracağım. Süremizin sonuna geldik çünkü. 6.284 yeniden refah katıldığı için ittifaka soruyorum. Tartışıldı mı? Ve Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi'nin kadınlara yönelik yaklaşımı, söylemleri yasal bir çerçeveye oturtulabilir mi? Şimdi bizler ayrı ayrı partileriz. Bahsettiğiniz her ikisi de Hüdapar'da, Yeniden Refah Partileri de ayrı ayrı partiler. Biz AK Parti müstakil bir partiyiz. Biz bu seçimlere girerken iki yöntemimiz var. Birisi ittifakın içerisinde olanlar ki bunlardan bir tanesi Yeniden Refah'tır. Diğer iki ayrı partiyle de listelerimizde yer aldılar. Sonuçta biz müstakil olarak kendi görüşlerimizi savunmaya devam ediyoruz. Diğer siyasi partiler de bunu yapmaya devam edeceklerdir. Öyle de yapıyorlar zaten nihayetinde. Ama sonuçta bunlar bu anlattığım konular, kadına karşı şiddet meselesi, ailenin korunması meselesi bizim asli meselemiz. Buradan bir geriye gidiş olmayacak. Ha bu kanunların uygulanmasıyla alakalı sorunlar varsa ki var ve bunlarla alakalı sorunların çözümü de biz ta 2019'da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun altında bir araştırma komisyonu kurduk. Acaba hangi sorunlar var? Ne yapabiliriz? Adalet Bakanlığımız aile mahkemelerine eğitimler verdi. Devamında Aile Bakanlığımızın yaptığı eğitim çalışmaları oldu. Bu problemlerin varlığı, bunların kaldırılıyor olması başka bir şey. Ama nihayetinde biz AK Parti olarak bugüne kadar kadını, aileyi koruyan politikalarımıza bizler devam edeceğiz. Ha, ve bunlarla ilgili olarak da protokolde yazan 6.284 ile alakalı hiçbir şey yok.
uygulamayla alakalı sorunları gidermek, bunları müzakere etmek ise başka bir şey. Ya yani bunları konuşabiliriz, müzakere edebiliriz. Ya yani bunlar böyle pazarlığa açık konular değil. Bunu bir daha altını çizmek bu istiyorum. Bu AK Parti'nin resmi görüşüdür değil mi şu an söylediğiniz? Yani 6284 o anlamda bir yani şunu ifade ediyorum. Şöyle 6284 de ailede bizim için önemli bir konudur. Ama 6284'ün uygulaması ile ilgili problemleri ortadan kaldırmak da bizim sorumluluğumuz altındadır. Biz bunu muhakkak varsa bir problem bunu da ortadan kaldırırız. Ama şunu da söylememiz lazım yani her problemi de içinde kadın geçen bir şeye yüklemeyelim. Mesela şimdi deniyor kadının beyanı. Bu kanunda yazmıyor. Mağdurun beyanı yazıyor. Nafaka. Ya bu yazmıyor. Kanunda yok. Nafaka medeni kanunda yıllardır var olan bir şey. Yani bununla hiçbir alakası yok. LGBT de yazmıyor. LGBT de yazmıyor. Hiç yok. Onun evlilikleri de yazmıyor. Eğer yazıyor olsa biz niye biz bunlardan bahsedelim? Neden Sayın Cumhurbaşkanımız bunu okuyup neden sonuçta 6284'de? Sayın Cumhurbaşkanı sizi aradı mı? Yalnız hissediyorum dediğiniz dönemde. Hayır bunun üzerine konuşmadık ama nihayetinde ben işte onun gündeminde geldiğini bile zannetmiyorum kendi koşturması içerisinde. Ben nihayetinde İstanbul'da işte çok iyi bir yerde ikinci sıradan milletvekili adayıyım. Bunların o bir destek zaten. O bir destektir diyorsunuz. Zaten her şeyiyle. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Son bir çağrım öyle olsun. Siz yayını kapatmaya çalışıyorsunuz. Buradan bizi izleyenlere, bu taraf tutanlara sözüm yok. Yani o tweet atan, bilerek kasten kötülük yapan bütün siyasetini tek bir fikir etrafında şekillendirenlere ben bir şey söylemiyorum artık. Onları Allah'a havale ediyorum. Ama bir buradan bizi izleyen, böyle zihinleri kirlenmemiş, hakikaten samimiyetle bunlarda ne var insanlara da diyorum ki ne bana ne size inansınlar. Şu an herkesin elinde akıllı telefonları var. Lütfen telefonlarına yazsınlar, 6284 diye yazsınlar, tamamını okusunlar, 30 dakikalarını alacaktır. Sözleşme yazıp okusunlar. Twitter bir öğrenme yeri değildir. Facebook'lar öğrenme mecra değildir. Bunlar sadece sizin kafanıza bir soru işareti atmak, sizi bir yere taraf olarak yönlendirmek üzere olan sosyal mecralar. Bir konuyla ilgili gerçekten kanaat sahibi olmak istiyorsanız sizden ricam ne olur kendiniz okuyun. Ve aslında ne oldu sorusu, aslı ne? Aslında ne oldu? Bu işin doğrusu nedir? Buna dair cevapları ancak kendiniz verebilirsiniz. Ha ben kendi adıma, ben müşteriyim. Kendi fikirlerimi bir kişi bile olsa savunabilecek kadar konularıma vakıfım. Benim hayatım bu konu içinde geçti. Ben 20 yıldır siyaset yapıyorum. Bu işleri yaparken de bulunduğumuz her yerde itirazlarımızı yapabiliriz. AK Parti'nin içerisinde de biz hepimiz robotlar değiliz. Yani bazı konularla alakalı farklı fikirler muhakkak surette savunabiliriz. Ama şunu belirtmem lazım. Bizim savunduğumuz fikirler görüntülerimizden farklı değil, değerlerimizden farklı değil. Ben AK Parti'nin fikirlerini bu kadar yıldır tırnak içerisinde olabildiğince iyi savunduğum için ben AK Parti'nin ilk defa milletvekili olup yemin eden başörtülü milletvekillerinden biriyim. Türkiye'nin ilk başörtülü grup başkan vekiliyim. En son anayasa başörtüsüyle anayasa ilgili anayasa değişiklik teklifi verdik. Bunun ben birinci imza sahiplerinden bir tanesiyim. Ayrıca onun içerisinde ailenin korunmasıyla alakalı yani evlilik birliğini bir kadın ve bir erkekle birlikte ancak olabileceğini belirten madde de vardı anayasa teklifimizde. Ben onun da imzacısıyım. Şimdi bunlara bir bütün olarak bakmak lazım. Yani sürekli olarak gördükleri her şey üzerinden uçan kuştan nem kapan devamlı olarak partimizin değerli kıymetli kadınlarını, milletvekillerini, bakanlarını kötüleyen, hele bizi aile karşıtı olarak gösteren insanları da artık kamuoyunun vicdanına şey yapıyorum yani bırakıyorum. Lütfen onlar bir cevap versinler. Çünkü yorulmak demeyeceğim artık ama yani çünkü yorulmak da yetmiyor. Yorulsanız da cebelleşmeye, uğraşmaya devam etmeniz gerekiyor. Onların kamuoyuna bir cevap vermesi lazım. Ve bu hafta sonu da Türkiye için çok önemli bir seçim. Bu seçim sürecinde de ben partimize, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza insanlarımızın desteğini Türkiye'nin geleceği için, kadınların geleceği için, çocuklarımızın geleceği için ve erkeklerin geleceği için çok anlamlı buluyorum. Teşekkür ediyorum çok size de. Çok teşekkürler Özlem. Bu süreçte bana çok özel bir destek verdiniz. Burada insan olduğumuzu unutmadan ne iş yaparsak yapalım, ister siyasetçi ister yayıncı, önemli olan o acıyı hissettiğinizi kelimelerinize ifade etmeniz. Size de hasreten kalben çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bu duruşunuzla, netliğinizle ve söylemlerinizle hakikaten
O anlamda güven veriyorsunuz. Çünkü kadınlar, yani AK Parti hikayesi kadın olan bir parti. Sizle hep onu konuşuyoruz. İnşası kadın, evet. Evet, inşası kadın, hikayesi kadın. Dolayısıyla asla hak etmiyor kadını gölgede bırakan hiçbir ve tartışmayı. AK Parti'yi de sanki kadınlarla alakalı konuda hassasiyeti yokmuş, karşısında duruyormuş görüntüsü de AK Parti'nin hiç hak etmediği bir şey. AK Parti bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız da kadınların haklarını koruyarak, özgürlükler vererek, onlara pek çok her anlamda, yani siyasetten ticarete pek çok konuda imkan vererek bugünlere geldi. O manada hiçbirimiz, partimize bunu hak etmiyor. Evet, yani konu çok uzar uzun, gider. Evet. Belki de İstanbul Sözleşmesi'nden keşke geri adım atılmasına kadar gider. Konuşuruz. Ama bu başka zamanın konusu. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Zengin'e bizimle birlikte olduğu, iştenlikle sorularımızı yanıtladığı için. Hoşçakalın.